Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Beşiktaş kariyeri videosu ile sizlerle birlikteyim. En son burada Başakşehir maçına geçmeden önce bırakmıştık. Geçen bölümde ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Yine bayağı önemli maçtı ve 3-2 galibiyet aldık. Onun öncesinde çok güzel gidiyorduk. Geçen bölüm full galibiyetle bitirdik ve müthiş form yakaladık. Onun öncesinde de yine Fenerbahçe ve Karagümrük'ü yenip bitirmiştik zaten. Bir tek mağlubiyetimiz şu anda Sivasspor. Onun haricinde full galibiyetle gidiyoruz. Beraberlik de yok. Şimdi bu bölüm biraz zor olacak. Çünkü Başakşehir maçıyla başlıyoruz. Ardından Trabzonspor, Hatayspor ve Sporting Lisbon var. Yine Şampiyonlar Ligi'nde de ligde de maçlarımız devam ediyor. Ondan sonraki bölüm yine zor olacak. Alanya, Göztepe, Dortmund ki bayağı zor olacak. Ondan sonra da Antalyaspor. Rahatlamıyor, evet. Acaba sonraki bölümler biraz böyle hani şey yapıyor mu? Durgunlaşıyor mu dedim de yine Dortmund, Ajax falan var. Ya her bölüm 1-2 maçımız en az zorlu olacak. Ziraat maçında da bu arada Antalyaspor çıkmış. Onları da herhalde geçeriz ya. Ya şu an bu takımla büyük ihtimalle geçeriz. Bu arada Can Boz'dan Türksay diyenler vardı. Sözleşmesi bu sene bitecek oyuncular vardı. Vida vesaire bitiyordu. Onları yeniledim. Ve şöyle göstereyim. Safonov'u kiralık listesine ekledim. Bir kiralık gitsin bakalım. Hani çünkü şu an için Ersin oynayacak büyük ihtimalle. Büyük potansiyeli var. Bayağı da bir gelişecek. Oynama süresi de çok iyi. O gelişirken bir yandan Safonov da boş durmasın. Kiralık gitsin. Belki iyi paraları satarız onu da. Onun haricinde Vida'nın bonservis... Ne bonservisi? Sözleşmesini yeniledim. Atiba'nın yenilemeyeceğim çünkü 73'e düştü. Gittikçe de düşüyor. Sözleşmesi bitecekse bitsin. Yani çok da zorlamanın manası yok. 69'a 68'e falan düşecek. Zaten çok yavaşladı. 38 yaşında artık, yani çok da gerek yok. Bu sezondan sonra futbolu bile bırakabilir hatta. Mehmet Topal'ınkini yenilemeyeceğim. Hiç gerek yok. Bu arada Enkudu ve Gezzal'ı böyle ters kanat oynatınca fazla oynuyorlarmış da hiç gerek yok. Şu an için takım mükemmel gidiyor. Hiç bozmayalım. Bu şekilde devam edelim. Piyan için bonservisini al diyenler vardı. Ama şöyle finansal olarak göstereyim. Piyan için bonservisini almak çok zor. Zaten 31 yaşında. Bu saatten sonra değerini kaybedecek. 32'den 33'ten sonra. Ve çok da gerek yok ya. 25 milyon euromuz da yok zaten. Ya alamayız şu an. Mecburen 9 ay sonra ona veda edeceğiz. Bu arada Salih Uçan artık az kaldı değil mi? Bir bakacağım. MD olmasına. Galiba az kalmış olması lazım. 42 diyor da. O yavaştan bitecek. Ve defansif olarak bayağı gelişiyor. Yavaştan MDO'ya dönecek o da. Defansif olarak bizi bu sene çıkarsın yeter. 79. Aynen 12 hafta sonra olacakmış. O da gelişimine devam ediyor. Ya yani bir yandan tabii 14 milyon değeri var. 79 olunca çok daha fazla artacak. Onu da bir ileride önümüzdeki sene falan satılığa çıkartabiliriz. 30-31 yaşında olacak çünkü artık. Hani yavaştan düşe doğru geçecek. Larin'in bu arada sözleşmesini uzattım. Serbest kalma bedeli 12 milyon. O kadar veren var zaten gitsin 12 milyona. Bir zahmet gitsin o kadar paraya. Batu Şahin'in bonservisini alabilir miyiz bilmiyorum. Yani şu an daha erken. Bir ara dönemden sonra bakalım paramız falan yetecek mi? 8 milyon değeri var. 27 yaşında. 77 ne zaman olacak? 25 hafta sonra 77 olacak. Zaten 5-5. Ya Batu Şahin'in bonservisini alabiliriz şu an için. Ama biraz bekleyelim. Zaten bir şey yok yani. Kiralıktan falan geri çağırmazlar diye umuyorum. Şimdi Beşiktaş 4-3-3 oynamıyor. İşte 4-1-4-1 oynuyor diyenler vardı. Ben de 4-1-2-1-2 yazına bakmayın. 4-1-4-1 yaptım. Sadece 4-1-4-1 yaparsak böyle oluyor. Şu anda benim oynamak istediğim formasyon bu. 4-1-4-1 böyle. Hani hafif ileri doğru çıkmış versiyonu. Hiçbir şey değişmedi. Biraz daha böyle hücum odaklı oynayalım diye. Kanatları biraz daha içeri doğru çekmek için bu şekilde yaptım. Yine Alex burada oynayacak. İşte Pjanic burada falan. Alex hatta MO değil mi? Aynen tamam. O bir hafta sonra olacakmış galiba. Hatta gördüğünüz gibi artı 10 oynuyor burada oynarsa. Ya yani bu formasyon bence çok daha güzel. Biraz da böyle kendimiz bir şeyler katmış olalım. Salih defansif olarak oynuyor zaten. Evet bu şekilde ya. Osman Yılmaz'ı yedek olarak alacağım. Şimdi Larin oynuyor. 2 ayı kaldı Batu Şahin'in geri dönmesine. Şimdi basın toplantımızla başlayalım. Başakşehir maçına geçmeden önce. Sergen Yalçın. Son 5 maçını galibiyet aldı diyor. Bizden bahsediyorlar. Seriyi sürdürebilecek misiniz? Harika bir form yakaladık. Böyle devam edelim. Süper gidiyoruz. Maçı zar zor. O Ajax maçıydı ya. Ya Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig çok farklı. O yüzden onu birleştirmek bir tık saçma.
dikkatimizi dağıtmayalım. Maça doğru geçelim. Haydi abi. Bu kadroyla yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle kornerler biliyorsunuz çok önemli. Penaltı gibi korner kullanıyoruz. Buna devam edelim. Larin de atabilir bu arada. Kadroları nasıl? Normal. Deplasman. Haydi bakalım başlayalım. Bölümümüzün ilk maçında gördüğünüz gibi ısınmadayız. Oyuncular ısınıyorlar. Seyirciler de yavaş yavaş yerlerini alacaklar. Diğer tarafta Pjanic, Vida, Rozier orada. Sağ tarafta kim? Onu göremedim. Bizim oyuncularımız da ısınıyor. Şimdi bu arada bu maçtan sonra Can Bozdan'ın bol servisini alalım. Bir maç yaptıktan sonra alalım. Bu maçta kendisine bir süre de verelim. Alex'in yerine oyuna girer sonradan. Haydi bakalım. Deplasman maçı. Oyuncular sahaya doğru çıkıyor. Ve maça Larin'in vuruşuyla başladık. Haydi oğlum şu maçtan da şöyle bir galibiyet. Şurayı gördüm. Yapıştır oradan Larin. Alex'miş lan. Alex sağ ayaklı mı ona bakacağım. Çok kötü vurdu çünkü. Büyük ihtimal sağ ayaklı. Evet sağ ayaklı. Pjanic sağ ayak. Larin sağ ayak. Salih sağ ayak. Enkudu sağ ayak. Bir tek Gezza sol ayak. Geri kalan herkes sağ ayak. Osman. Osman sol ayak. Can. Can da sol ayak. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Onları bir baştan şey yapalım da. Bu tarz vuruşlar yapmayalım çünkü. Bu ne lan? Alex. Zayıf ayağıyla tribüne attı. Aha Gezza kap topu. Önde baskımız yine sonuç verdi. Pasımızı aktardık. Salih Uçan. Salih defanstan çıktı. Vuruşunu yaptı Volkan Babacan. Onlarda tabi İlker Gündoğan yok ama. Volkan Babacan kurtardı. Korner kazandık. Kalecinin etrafına birik. Hemen şöyle gel. Şurayı kullan. Larin. Larin. Vur. 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 Gol. Yine golümüzü atıyoruz. Kornerler bizim işimiz. Arka tarafta Miralem Pjanic'in golü. Kim lan bu? Yok Pjanic değil. Kim bu? Kim attı oğlum golü? 8. Salih Uçan'ın golüyle 1-0'a geçiyoruz. Yine kornerden gol attık. Oğlum kornerler gerçekten mükemmel bir şey. Burada denedik. Şeyin önünde kaldı ya. Larin çok iyi vuramadı. Batshuayi gerekiyor. Batshuayi çok daha güzel vuruyor. Salih Uçan arkadaki boş topu ağlara gönderiyor. Çok güzel. Defanstan çıkıp korneri kullanmak için geldi. İlk gol onun da. Bayağı güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Yine kornerden golü bulduk. Ya bizim bence yapmamız gereken Enkudu ile Gezzal'la böyle içeri doğru girip veya işte ortaya doğru inip şu yay tarafına oradan böyle şut attıktan sonra korner kazanıp kornerden gol atmak. Biraz daha böyle duran topları iyi kullandığımız için o şekilde yapmak çok daha mantıklı gibi. Belki uzaktan gol de atabiliriz. Oluyormuş çünkü. Uzaktan dene diyenler de vardı. Larin. Şimdi Alex'i düşündü. Hadi be. Yanıç ortaya doğru verdi. Salih Uçan. Ortaya. Alex gidiyor. Alex'ten Enkudu'ya offside var mı? Var mı? Yok. Aa, lan. Oğlum yarım saat sonra çalıyorsun ya. Niye yarım saat sonra durduruyorsun abi? Baştan şey yap bari. Lan. Lan. Geri çekilmişti ya. Çok erken attık. Lan boşu boşuna offside yok gibi bir şeye düştüm bir an. Çok geç yaptı çünkü. Çaldı düdüğü. Koştunuz abi geri. Koştunuz geri. Vida. Vida kapatıyorsun. Ersin boş kale. Montero son anda. Montero. Golü engelledi. Şuraya bak. Ay oğlum kale boştu. Az kalsın yiyorduk. Korner. Az kalsın yiyorduk. Bizim taktiğimi yapıyorlar lan. Yok yapmadılar. Yakın kullandılar. Montero. Alex gidiyorsun. Bomboş abi. Ver Enkudu'ya. Enkudu yardır. Kontratak. Enkudu koş. Korner dönüşü. Yerinizi alın abi. Enkudu geçtin. Ah be Enkudu ya. Evet. İlk yarıda böyle attığımız golden sonra çok da bir şey olmadı. Hani çok ortada geçti maç. Onlarda forvet değişikliği var. Okaka girdi oyuna. Gulbrandsen çıktı. İkinci yarıda şöyle bir 55-60'tan sonra Can Bozdoğan'ı oyuna alalım. Ha bu arada Can'ı Türk say diyenler vardı. Çünkü daha hem çok genç olduğu için milli takım seçmemiş diye biliyorum. Ben de zaten öyle biliyorum. Kay. Lan oğlum hadi be. Onu yani Türk olarak sayabiliriz. Mesela Ensakalı'yı alıp Can'ı aldığımız zaman yine 3 Türk yapmış sayarız. O şekilde devam ederiz. Ki zaten Osman'ı da alırız oyuna. Yani her türlü Türk olacak. O yönden sıkıntımız yok. Çok güzel geldi bu arada Larin. Şimdi bıraktı Gezal'ın koşu yoluna. Şıt Gezal aldı topu. Gezal gidiyorsun. Gezal. Çektin. Girdin içeri. Penaltı yok mu? Penaltı aldık penaltıyı. Gezal penaltı kazanıyor. Sarı kart.
60 numara kim o? Lucas Lima sarı kart görüyor. Penaltı kazandık. Penaltıları bu arada Pjanic kullanacak. Onu ayarladım. Burada kaydı. Topa değdi diye gördüm ama değmesi çok da önemli değil herhalde. Penaltı çünkü. Haydi bakalım. Larin mi kullanıyor? Alex kullanıyor. Pardon. Alex kullanıyor. Şöyle vur ya. Vur abi. Alex kaleci kurtardı. Hadi be. Doğru bildi. Penaltı atamadık ama korner kazandık. Penaltı kadar tehlikeli. Farklı bir şey denedim. Larin. Vur oğlum. Montero. Hadi be. Fena voley atıyordu. Montero. Ay. Hadi be. Çok fena atıyorduk. Bir daha. Gel yakına. Larin vur oğlum. Larin. Yapıştır Larin. Hadi be Volkan Babacan. Alex. Ya oğlum oraya değil. Hadi be ya. İşte Batshuayi falan yok ya. Larin orayı çok şey yapamıyor. Ama çok yakındı. Kornerler çok tehlikeli. Geliyorlar. Hayda. Offside yok mu? Yok. Chadli. Rıdvan sendeyiz oğlum. Rıdvan kapattın orayı. Sıkıntı yok, çıktı. Şimdi hemen oyuncu değişiklikleri yapalım. Larin orada çok da şey yapamadı. Batshuayi'nin yokluğuna çok da gidemedi. Olsun. Ya ilk 60 dakikada Larin gol atamazsa bu şekilde Osman alırız oyuna. Çok da sıkıntı değil. Alex'in yerine de şöyle bir Can'ı alalım oyuna. Bu şekilde iki değişiklik yapalım. Hatta Necip'i de şöyle alalım. Salih Uçan'ın yerine. Bu şekilde 3 değişiklik hakkımızı da kullanmış olalım. Oyuncularımızı değiştirdik. Haydi bakalım. Dakika 60 olmak üzere zaten. Bence şimdi kornerden gol atmamız bir tık daha kolay olacak. Çünkü Vida Larin'in yerine geçebilir orada kornerlerde. Çok tehlikeli attık ama işte hala gol yok. Kornerlerden. Gerçi bir tane attık da olsun. Vur oğlum. Rozi'ye. Çok güzel. Can. Bıraktı Osman'a. Osman'dan şimdi Rozi'ye. Rozi'ye gidiyor. Kaldırı topu Rozi'ye. Hadi be korner olsun. Penaltı kazandık. Edin Vişcan'ın eline çarpmış. Rozier'in ortası Edin Vişcan'ın eline çarpıyor. İkinci penaltımız bu maçtaki. İlkini atamadık. Rozier yaptı ortayı. Bas bayağı eliyle engellemiş bu arada. Penaltı. Alex bir daha kullanacak. Gezal kullanıyor. Alex oyundan çıktı. Gezal şöyle vur. Sol tarafa doğru ters köşe. Raşit Gezal'ın golüyle 2-0'ı bulduk. İşte bu. 2-0'ı bulmamız çok rahatlattı. Şimdi tam istediğimiz gibi oynayacağız. Belki de 3'ü 4'ü bulacağız. Bu çok iyi oldu. Biz de kiminle oynuyorduk lan? Altay'a karşı mı oynuyorduk? Başakşehir'e karşı. 2-0'a da geçtik. Raşit Gezal penaltıyı gole çevirdi. Oğlum kiminle oynadığımızı unuttum lan. Rıdvan faul. Ah be faul yaptı. Orada topa müdahale yapmaya çalıştık da çok geç artık. Adama yaptık mecburen. Olsun sıkıntı yok. Alexic oyuna girdi bu arada. Berkay çıktı. Osman. Aa Osman sandım lan. Osman buymuş. Enkudu. Bomboş kaçıyorsun. Az önce boştu. Şimdi boş değilsin olsun. Lan oğlum. Attığımız yere bak ya. Can'a atacaktın onu. Rıdvan. Çok güzel kes topu. Şimdi Enkudu. Enkudu sürat. Sürat lan abi. Git. Çek. Ver pasını şimdi ortaya doğru. Can Boznağan. Kaldırı topu. Osman'a gelir mi gelmiyor. Hadi be. Osman'a gelseydi var ya mükemmel olacaktı. Gol yemeyin. Koş. Geri koş. Rozier kapat orayı. Rıdvan yerine geç abi. Chadli. Orada faul yapılmış. Bizimki niye faul yaptı lan orada? Rıdvan kapattın orayı. Tamam. Rozier. Çok güzel. Raşit Gezal. Gezal'la gidiyoruz. Önümüz bomboş. Gezal. Bomboş abi gidiyoruz. Pasımızı verdik Osman Yılmaz'a. Osman Yılmaz direkten döndü ve gol. Volkan Babacan kendi kalesine atıyor. Osman Yılmaz direkten döndü şutu ama. Lan kendi atsaydı çok daha sevinecektim ya. Osman kendi atmış olsaydı çok daha sevinecektim. Hani gelişim için çok büyük bir şey olmuş olurdu ama olsun. Sonuçta tribüne falan yollamadı. Hani direkten döndü en azından. Volkan Babacan kendi kalesine atıyor topu. Büyük ihtimal Volkan'a yazılacak. Aynen Volkan'a yazılır. Evet Volkan Babacan kendi kalesine attı. Ya şimdi Osman'a yazılmış olsaydı, Osman gol atmış olsaydı gelişim için çok daha güzel olurdu. Hani gol atmış olurdu böyle Süper Lig'de de. Olsun sıkıntı yok, o günler de gelecek. Bu arada şu anda gördüğünüz gibi durdurdum ama defansif hatta şu anda 6 kişi var. İyi bakın, sola bakın. Rozier'deyim şu anda.
Gezal, Rozier, Vida, Montero, yukarıda Rıdvan. En üstte de şey var. 6 kişi savunma yapıyoruz aslında baktığınız zaman. Ve bu şekilde kontratağa çıkmak da çok daha kolay oluyor. Osman. Haydi Osman. Hadi be oğlum ya. Bir tık daha hızlı atsaydı var yetişirdi ona. Rıdvan, çok fena çalıma gittin. Çok fena pazara gittin. Rıdvan koş, kapat orayı. Hatanızı telafi edin. Hatanızı telafi edin. Yedik galiba. Yedik abi, yok telafi edemedik. Rıdvan çok büyük çalım yedi. Harbiden çok büyük çalım yedi. Onu tutamazdık oradan. Dakika 85'te 3-1'i buluyorlar ama hiçbir sıkıntı yok. Artık yani o kadar sıkıntı değil. Zaten 3 tane attık. Bir tane yesek de hiçbir şey değişmeyecek. Mahmut'un golü ve 3-1'i buldular. Sıkıntı yok abi ya. Kapattık abi. Hocam bitir artık ya. Artuş yeni olmuş ki. Hocam. Ya bırak işte, atsalar ne olacak hoca ya. Allah Allah. Bitir. Tam artı 4 oldu. Tamam. Maç bitiyor ve deplasmanda 3-1 galibiyet alıyoruz. Bayağı güzel oldu. 3 puanla başlamak önemliydi. Şimdi Trabzonspor'la maçımız olacak. Bu sefer toplantıya katılmayalım. Hani böyle direkt olarak Trabzon maçına geçmek istiyorum çünkü. Hani bu maç biraz daha kolaydı. Kendi kalelerini falan attılar çünkü. Özellikle ilk yarıda değil, ikinci yarıda çok zor oynadık. İkinci yarıda bayağı oynadık. İlk yarıda çünkü bir şey geçmedi. Kiralanman kariyerin için faydalı olur. Seni yüksek paraya satarız. Aa, olmuş. Oldu mu şimdi 81? Diyenler vardı. Olmamış abi. Ha. Olmak üzere mi? Bir dakika. Evet, pozisyon değiştir. MO yaptım. 81 uğurlu oldu. İşte bu. Çok güzel. Dediğinizde haklıymışsınız. Tekrardan teşekkür ederim. 77 oynamaktansa 81 oynayacak. Çok güzel oldu. Hatta 82'ye yükselecek. Alex çok fena gelişiyor. 18 hafta sonra 82 olacak. Ne zaman geliyor Batshuayi? 2 ay. Aralık'ta mı gelecekti? Aralık'ta gelecekti galiba. Olsun olsun, sıkıntı yok. O gelene kadar en azından ligi böyle toparlamaya çalışalım. Hatay Spor'un 18 puanı var. Bizim de 18 puanımız var. Geri kalanlar 15 puan falan şeklinde gidiyor. Şimdi Trabzonspor maçı geldi. Yalnız Trabzon maçını da yaptıktan sonra hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem de Trabzon'la maçlarımızı yapmış olacağız. Bundan sonraki çoğu maçımız Anadolu takımlarıyla olmuş olacak. Yani bir tık daha, bir nebze olsun, orta sıra veya düşük sıra takımlarıyla olmuş olacak. Bayağı iyi olacak. Harika form yakaladık. Bu maçı da kayıpsız atlatmak çok önemli ama yenilsek bile sıkıntı yok. O kadar iyi gitti ki bu zamana kadar. Yenilsek bile sıkıntı yok. Oyuncularım iyi oynadı. Hedef aslında Şampiyonlar Ligi. Yani lig çok önemsemiyorum şu an ligi. Çünkü ya Fenerbahçe ya Galatasaray ya Trabzon ya da biz olacağız. Ki biz şu an çok avantajlıyız şampiyonluk konusunda. Diğer takımlar biraz daha kötü gidiyor. O yorgunluk var. Bir dakika, hemen değiştirelim. Şey yapsak. Hasiç yerine şöyle bir Gökhan Töre alalım. İkinci yarıda Gökhan Töre'yi sokarız. Orta sahada böyle bir tam orta saha oyuncusu var mı? Laiç var da, yani Laiç sattık artık ama kullanırız lan. Niye kullanmayalım ki? Piyan için yerine. Ya Atiba artık çok düştü. 73'e kadar falan düştü. Bu saatten sonra Laiç oynatalım. Piyan için yerine ikinci yarıda Laiç alırız. Enkudu da oynar artık. Ya da Kenan Karaman'ı sol kanat. Ya da Larin'i sol kanada atıp ortaya Osman alırız ikinci yarı. O şekilde bir değişiklikler falan yaparız. Haydi bakalım. Onlar tam kadro herhalde. Kadro. Evet, kadro tam. Başlayalım bakalım. Kendi evimizde yine bir galibiyetle başlarsak büyük maçlara süper olur. Evet, yine büyük bir maç öncesi ısınmadayız. Gördüğünüz gibi Pjanic, Alex orada, Rozier orada ve Gezal orada. Alex artık tabi biliyorsunuz 81 overall oldu. Bu bayağı iyi olacak. 77'den bir anda 81'e, hatta 10-15 hafta sonra 82'ye falan yükselecek. O bizim için çok güzel olacak. Batshuayi'nin de bonservisini aldıktan sonra kadro mükemmel olacak. Batshuayi'nin yedeği de Osman Yılmaz. Bayağı güzel. Şimdi maçımıza geçecek olursak. İlk bölümde Fenerbahçe'yi yendik. İkinci bölümde Galatasaray'ı yendik. Üçüncü bölümde yine kendi evimizde burada Trabzonspor'u yenersek mükemmel bir şekilde gitmiş oluruz ama zor yine. Diğer rakiplere tabii benzemiyor olabilir. Daha oynamadık çünkü. Nasıl oynadıklarını da pek bilmiyorum şu anda. Nasıl oynadıkları hakkında pek fikrimiz yok. Hadi bakalım. Maç onlar başladı. Kendimizde şöyle galibiyet. En kötü beraberlik alalım. Beraberlik okey bu arada. Çünkü şu ana kadar sadece bir mağlubiyetimiz var. Daha beraberlik almadık. Siopis. Bakayeme. Hamşik. Dikkat abi. Canini. Hadi be. Canini'nin golüyle 1-0 geri düşüyoruz.
Ceza sahasında çok boş yakalandık. Çok boş kaldı Canini ve oradan da bırakmıyor tabii ki. Tam da yerine vurdu. Ersin'in tutamayacağı tarafa doğru vurdu. Ve burada golü yiyoruz. 1-0 geride başladık maça. Şöyle bir daha bakalım. Ya Vakayeme ile o kadar uğraştık ki Canini çok boşta kaldı. Tam son anda böyle önünü kapatmaya çalıştık Montero ile ama maalesef golü yiyoruz. Yani nasıl oynadıklar hakkında fikrimiz yok dememizin sebebi buydu. İyi oynuyorlar ve golü de buldular ama sıkıntı yok. Bu arada Rıdvan normalde oynardı bu maçta. O kadar yorgun değildi ama Şampiyonlar Ligi maçımız var. O yüzden Rıdvan'ı dinlendirmek gerekiyor. Her maçta da çıkamaz sonuçta. Şampiyonlar Ligi de çok önemli. Ve 3 puanla başladık ki oraya. Sporting'i de yenebileceğimizi düşünürsek, potansiyelimizin olduğunu düşünürsek Rıdvan'la çıkmak çok daha iyi olur. Ensakala şimdi orada kötü oynayabilir. Şampiyonlar Ligi maçında özellikle. Canini bir daha çok güzel. İleri. Süper abi. Alex'in koşu yoluna attık. O geçti. Hadi be oğlum, geçmişti lan. Nasıl aldı onu? Taktık Larin. Larin'den Enkudu'ya. Enkudu girdin içeri. Enkudu oradan şut atacak ama izin vermediler. Tamam, top bizde şimdi Salih. Alex'ten aşağıya doğru. Bir daha Alex'in koşu yoluna. Alex. Uğurcan kurtardı, yapma ya. Oğlum Alex, atardın onu sen. Nereye atabilirler? Tamam, Abdülkadir Ömür Ensakala. Oğlum aldın topu, nasıl kaybediyorsun ya? Tamam, çok güzel. Piyaniç oradaydı neyse ki. Gördüm. Enkudu kaçıyorsun. Oğlum Enkudu'yu atın şunu artık. Çok hızlı adam. Hah, işte bu. Enkudu. Verdi pasını aşağıya. Piyaniç. Enkudu boş kaç abi. Enkudu kaçıyorsun. Çok güzel. Çektin. Kaldır. Vur oğlum Alex. Hadi be, yine Uğurcan. Çok güzel geldik. Müthiş paslarla geldik ama Uğurcan çıkartıyor. Alex'in kafa vuruşu. Hadi be oğlum, yakındı ya. Hemen korner. Aa, doğru lan, korner kazandık. Unuttum ben onu. Larin. Larin sendeyiz oğlum. Attım onu. Vida, tamam. Vida, atarsın bunu. Vida. Çok sert. Çok sert Vida. Cık. Aşırı sert vurdun. Son dakika artık. Evet, burada ilk yarı sona erecek. 1-0. Geride gidiyoruz. Maçın başına yediğimiz golden sonra. Bruno Perez ve Ersin kurtarıyor. Uzaklaştı Montero. Oğlum neydi o? Ay, Ersin çok fena kurtardı. Bak, önünü niye kapatmıyorsun falan diye kızıyor şu anda. Montero'ya kızıyor. 1-0 geride gidiyoruz. Aman abi, 2-1, 2-0 olabilirdi. Şimdi bence artık bir değişiklik zamanı. Pjanic'in yerine hemen bir Laiç'i alalım. Laiç'i alalım. Artık Laiç'in gelme zamanı ve Gökhan Töre ilk defa oyunu aldım. Bakalım nasıl performans gösterecek. Bir merak etmiyor değilim. Hatta Larin'i şu tarafa alıp... Ulan Enkudu'ya da ihtiyacımız olabilir ya. Enkudu bir dur abi. Bir 60'tan sonra da Enkudu'yu çıkartıp Larin'i o tarafa alıp forvete de Osman'ı alalım. O şekilde bakalım, geri dönmeye çalışalım. Larin bırak abi, çok güzel. İkinci yarı biz başladık. Bizde mi o top? Touch onların, evet. Cervinho oyuna girdi. Abdülkadir Ömür'ün yerine. Rozya kapat. Rozya çok güzel. Gökhan Töre. Bomboş. Aç abi yandan. Verdin. Oğlum ortaya ortaya. Ha tamam. Larin koşuyorsun. Tekrardan Gökhan. Gökhan Töre. Gökhan girdin. Verdin ortaya. Hadi be Gökhan ya. Öf, at artık şunu. Ah be abi. Bu Şampiyonlar Ligi olayı işte. Bir tık yorgunluk seviyemizi arttırdığı için oyuncular çok erken yoruluyor. La hiç kapat orayı. Sen de sattık ama olsun. Para lazım bir yandan. Yani Laiç'ten gelecek parayla bir Batshuayi falan almak lazım, bonservisini. Anca o şekilde kullanalım. Canini. Rose. Hadi be oğlum, nasıl aktardı ya? Nasıl aktardı oraya? İsmail Köybaşı. Yapma onu. Bir daha. Bomboş. Bomboş abi ya. İçerisi bomboş kaldı. Takım bayağı bir yoruldu artık. Yani takım gerçekten çok yoruldu. Trabzon büyük ihtimalle bizi yenecek ama hiç umutsuzluğa kapılmayalım. İki gol atıp beraberliğe alma şansımız da var. Takım, moral bozmayın abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buraya kadar çok iyi geldik. İkiyi yesek bile sonuçta beraberlik şansımız var. Beraberlik isteyeceğimiz bir şey şu an. Birazdan oyuncu değiştireceğiz. Osman'ı santrafor alıp Larin'i sol tarafa çekeceğiz. Hatta yapalım şimdi. Evet, Alex falan çok yoruldu ama maalesef oyuncu değiştiremeyeceğiz şu an. Yapacak bir şey yok. Offside yok mu? Yok. Alttaki bozdu değil mi? Montero bozdu. Cervinho orta yaptı.
Yerden orta uzaktan şut, Abdülkadir parmak ve 3'ü yiyoruz. Kendi evimizde tabii ki büyük bir rezalet ama olsun. Oyuncular çok yorgundu. En azından balimiz var. Oyuncular acayip yorgundu ve rotasyona da gitmemiz gerekti. Ya böyle önemli maçta mecbur rotasyon. Sonuçta ligdeki puanımız iyi. Hani o yönden bakmak lazım. Enkudu daha yeni çıktı. Ya Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için mecburen bunu yapmak zorundaydık. Bazen olabiliyor yani, yapacak bir şey yok. Şu ana kadar zaten bir tane mağlubiyetimiz vardı. En azından bu zamana kadar güzel oynadığımız için bir telafi etme şansımız da var. Bu maçla birlikte. Osman. Güzel Osman. Salih ver abi şuraya. Oğlum. Yok geçmiyor ya. Ne oluyor lan? El sakalı bırak aşağı. Çok güzel Larin. Larin yaptı ortasını. Osman Yılmaz hadi be ya Uğurcan. Of abi yeter artık ya. Osman bir gol atacaktı be. Osman'ın kafa vuruşu oğlum, çıkartma artık be. Büyük kaleciler harbiden çok iyi oynuyorlar. Altay da öyleydi, Muslera da öyle, Uğurcan da öyle. Şuraya. Arkaya doğru. Vida. Yok. Vur kafayı. Tabii artık ne Larin var ne de Vida güzel yer tutabildi ya. Korner taktiği de şu an çok işe yaramıyor. Oyuncularımız full rotasyon olduğu için. Kaldır. El var, el var. Penaltı, penaltı, penaltı kazandık. Tamam. 85'te penaltı kazandık. Edgar Yen'in eline çarptı. Ben bile gördüm buradan. Penaltıyı şöyle kullanalım. Alex penaltı kullanıyor ve gol. Çok güzel abi. 3-1'i bulduk. En azından averajı hani 2'ye indirmiş olduk. Çok da sevim... ne yapıyorsunuz lan? Çok da sevinmeye gerek yok. Çok geç geldi gol. Bayağı geç geldi. Tabii oyuncularımız da yorgunluğuna bağlayalım ya. Yapacak bir şey yok. 8 maçta 5 gol. Alex bu arada çok iyi. Harbiden bayağı gol atıyor. Ah bir de şu Batshuayi olsaydı var ya. Batshuayi olsaydı çok daha güzel olacaktı. Sıkıntı yok abi. Ya böyle maçlar da geçireceğiz sonuçta. Olmayacak şeyler değil. Trabzon'a yenseydik var ya. Önümüzde kimse duramazdı. Ama şu an için bile gayet güzel gidiyoruz. Son bir atak gelir mi Gökhan Töre? Bitirecek. Bitirme hocam. Hocam bitirme, geliyoruz. Lan Gökhan Töre ayağından o kadar açtı ki. Ya mecburen. Hani süre bitecek diye o kadar açtık. Yapacak bir şey yok. 3-1 kendi evimizde mağlubiyet aldık. Tabii bir yandan kötü oldu. Bir yandan çok da bir şey fark etmemiş oldu. Yani çoğu iyi oyuncularımızı şeye saklamak durumundaydık. Nedir onun adı? Aa, herkes kaybetmiş lan. Tamam güzel. Fenerbahçe berabere kalmış. Galatasaray kaybetmiş. Güzel. Çok da bir şey kaybetmemiş olduk. Bir tek Trabzon 3 puan kazanmış oldu ama zaten Trabzon ilk 6'da bile değildi. İlk 5'te değildi. 6'ncılardı galiba. Ya çok güzel seri yakalamıştık ama olsun. Bu zamana kadar gayet iyi geldik. Sıkıntı yok. Her şey bitmedi yani sonuçta. Geç 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 geç. Geç abi geç. Özgüven düşüktü falan filan. Hadi. Bomboş röportaj. Şimdi... Sporting Hatay, Hatay maçı vardı değil mi lan? Neyse Hatay maçına dinlenmiş olduk bari. En azından buraya az kadro çıkarız. Bu arada bu çok önemli. Yeni yetenek avcımız raporu gelmiş. Rapor gelmiş. Ve bakalım potansiyelli genç yetenek bulabilmiş mi? Sinan Ganis. Hadi abi kimleri buldun? Oo, sol ayaklı. Ne oynuyor? Ya kaleci ya orta saha falan. Bu ne lan, ne alakası bir şey? Ya kaleci? Ya sağ kanat falan. Neyse gel bakalım. Seninle bir imzalayalım. Ben hepsine bir imzalayayım da öncelikle. 1 milyon 100 bin değeri var. Yunus Asker kaleci. Lan Yunus. Gel bakayım sen. Siz de bir gelin abi. Sen gelme. Senin çok yokmuş potansiyelin. Sen de bir gel. Bilal Milal. Yalnız var ya çok tehlikeli oyuncular buluyoruz altyapıdan. Çok gelişecek oyuncular. Hemen bakalım. Kimler var? Şu Yunus Asker galiba çok gelişecek. Oo, çok fena gelişecek bu arada. Ersin'i sattıktan sonra kalecimiz belli bence. Kalecimiz bence belli. Uçma refleks falan geliştir. Oyuncu değiştirelim şöyle bakalım. Yine de verelim de hani bir dursun. Bakalım gelişirse gelişir. 54 overall. 9 hafta sonra gelişiyor. Orta saha. Tam orta saha. Merkezi orta saha mı kas? Yo. Tam iki yönlü kas biraz abi. Birazcık pasmas geliştir. Ondan sonrasına bakarız. Bilal Burak Gazi. 58 overall'mış. Sağ kanat.
Şöyle bir açık oyun kurucu mu? Yok, hız kas abi. Hız veren. Evet bu. Biraz hız kas, ondan sonra bakarız duruma göre. Başka Ömer Arslan var. Yani şu 50-45 ağırlıklardan falan çok ümidim yok. Şu Bilal'le 15 yaşındaymış bu arada Bilal. Çok gelişecek galiba. Özellikle şu Kaya da bayağıymış lan, Deniz Kaya. Ve Yunus Asker. Özellikle kaleci çok güzel geldi. Bakalım onlarda hem incelendikçe kaç şeyi var. Bakarız ona potansiyeli. Bu arada yetenek avcımız da ayrıca rapor bulmuş. Basel'de oynayan Tavares. İyi diyor buna. Yani çok bilmiyorum, hepsini tanımıyorum ama yetenek avcısı bulduysa iyidir herhalde. Torino. Elif Elmas'ı bulmuş. Vay be. Elif Elmas'ı nasıl buldun ya? Berkan Kutlu. Mesela alabiliriz. Formu kötüymüş ama. Diego Rossi. Kiralık gözüküyor Fenerbahçe'de ama aslında satın alma opsiyonu olduğundan herhalde. Şimdi transfere falan sonra bakarız. Biz Hatayspor maçına geçelim. Hatayspor'la aynı puandayız şu anda. 18 puanları var. Çok zor maç. Çok zor maç. Takımın işte biraz yorgun. Ne yapacağız abi? Yorgunluklar çok başladı ya. Can oynasın bu maçta. Can Bozdoğan oynasın. Ya sol kanatta Larin'le başlayıp Osman'ı santrafor alabiliriz şöyle. Enkudu dinlensin çünkü. Şöyle yapalım. Enkudu dinlenmiş olsun. Gökhan Töre'yle falan ya kazanamayız ya. Gökhan Töre'yle falan kazanamayız abi. Bu şekilde başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Yine biraz rotasyon yaptık ama bu maçtan galibiyet çıkartmak lazım. Karşı takım çok güçlü. Bakalım nasıl maç olacak. Başlayalım. Evet. Yine büyük bir maç. Çok zorlu bir maç olacak. Şimdiden zaten hissediliyor. Hatayspor'un çok güçlü bir kadrosu var. Özellikle oyunları falan baya önemli. Baya iyi oynuyorlar. Şu anda da zaten eşit puandayız onlarla. Burada öne geçmek için ve potansiyel bir tane yüksek puanlı olabilecek rakibimizi ortadan kaldırmak için, 3 puan fark atmak için çok çok önemli bir deplasmana geldik. Hatayspor Beşiktaş maçı. Bakalım 3 puanla ayrılabilecek miyiz, çok önemli. Maça onlar başlıyor. Güneşli bir hava, gündüz havası. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Ya çok da fazla oyuncu değiştirmedik. Özellikle defansif olarak çok oyuncu değiştirmedik. Necip yine iyi oyuncular. Yani tabii Salih Uçan orada daha iyi olur da fark etmiyor ya. Yani. O kadar da fazla değil. Yapalım ortanı. Arka tarafta bir vuruş gelir mi? Hadi be Falet. İyi başlamak üzereydik. Dobjanice. Popov. Popov Pjanić. İşte bu. Şimdi pasımızı aktardık. Pjanić aldı topu. Tamam, çok güzel Pjanić. Pjanić gidiyorsun. Kaldır topu. Bir vuruş Osman ve gol. Osman'ın golüyle 1-0 önüne geçiyoruz. Dakika 7'de öne geçtik. Bu çocuğa güvenin. Bu çocuğa güvenin. Çok manyak bir şey olacak. Batshuayi'nin yokluğunda 16 numaralı formasıyla Osman bizi 1-0 öne geçiriyor. Genç yeteneğimiz, altyapıdan çıkarttığımız potansiyelli oyuncu Osman burada golünü attı. Henüz 16 yaşında ve Süper Lig'deki ilk golümü. Evet, ilk golü. Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor'a karşı attı. Çok önemliydi. Harbiden ilk gol bulmak çok önemliydi. Maçın başında bulduk. Hatayspor çok güçlü rakip. Tabii 1-0 bulduk diye çok da rahatlamayacağız burada. Çünkü biliyorsunuz Trabzon gibi olmasın sonra. Diğer maçlara benzemiyor. Oyuncular çok yoruldu. Şampiyonlar Ligi olunca haftada 2 maç yapıyoruz. Acayip bir yorgunluk var. İşte şu Batshuayi sakatlanmasaydı bir de oradan hani daha da güzel olacaktı. En azından santrafor bir tane daha hakkımız olacaktı. Çok güzel abi. Ver aşağıya. Aşağı aşağı aşağı. Tamam. Larin. Geçtin Larin. Gidiyorsun. Osman'a atmadık. Çünkü orta yapabiliriz belki de. Larin açtın ayağından. Larin. Kaldırın topu. Korner. Çok güzel. Korner kazandık. Haydi oğlum. Korneri şöyle kullanalım. Kalecinin etrafına birik. Yakındaki oyuncuyu çağır. Larin'e doğru kullan. Larin. Kafayı vuruyor. Hadi be. Çok yavaş vurdu. Ah be Batshuayi, gel artık ya. Rozier. Yapma. Hayır. Evet abi, golü yiyoruz ya. İşte o kadar boş bırakırsınız orayı. Bu şekilde golü yiyoruz. 1-1 buldular. Dakika 22'de. Ruben Ribeiro mu? Evet, Ruben Ribeiro'nun golüyle 1-1 yakaladılar. Çok sert vurdu. Ersin de dokundu galiba ama çıkartamadı. 1-1. Ah be abi ya. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Döneceğiz buradan. Rozier vuruyor ama önünde kaldı işte. Evet, yine bir verkaça girdiler orada. Biri buldular. Hadi Osman, hadi. Atacağız takım. Sıkıntı yok. Moral bozmayın abi. Moral bozmak falan yok. Ver yukarı. Larin'in koşusu vardı. Olsun. Rıdvan ortaya.
Osman'dan tekrar ortaya. Can. Can vuruyor. Lan oğlum vurdurmadılar ya. Çok da güzel bir gol atabilirdi oradan belki de. Lobinitzi aldı topu Rıdvan. Nasıl faul hocam? Nasıl faul ya? Neyse zaten onlarda kaldı. Bir şey yok, bir şey yok. Devam. Onur Ergün. Adama Traore. Ruben Ribeiro Ersin kurtarıyor. Çok boşluk bırakıyoruz ya. Çok boşluk bırakıyoruz. Korner kullanacaklar. Dikkat abi. Vur kafayı. Rıdvan. Süper. Hadi be. Adama Traore. Ruben Ribeiro uzaktan vuracak. Uzaktan vuruyor Ersin korner. Oğlum Ersin alırdı sanki onu ya. Çok böyle yavaş yavaş yükseldi ya. Sanki böyle elini alabilirdi. Kapattık. Ersin. Çok güzel Ersin. Hocam faul. Nasıl yok faul ya? Ver yukarı. Oraya dememiştim ama olsun. O da olur. Gezal. Rozier. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Rozier koş. Rozier giriyorsun içeri. Rozier girdin içeri. Verdim pasını. Vur oğlum işte bu. Can Bozdoğan'ın golüyle 2-1'i buluyoruz. 1-0 attık. Onlar karşılık verdi ama şimdi 2'yi atıp biraz daha ilk yarının son dakikalarında rahatlamış olduk. Can Bozdoğan'ın golü ve burada genç yeteneklerle zafere ulaşmaya çalışıyoruz. Çok zor maç. Bayağı şut çekiyorlar. Bakalım galibiyet alırsak çok iyi olur ama beraberlik de olur. Beraberlik de olur ama şu an için galibiyet çok daha güzel olur. Rose içeri doğru girdi. Kolay gol ama sonuçta o da bir şey. Yani sonuçta maçı yenmek önemli, skor önemli. Ki böyle zorlu bir maçtan da galibiyeti almak çok daha önemli. Zorluk hani zor gol atmak, uzaktan gol atmak falan güzel de onu biraz daha böyle rahat maçlarda yaparız. Şu an için maçları kazanmak çok önemli çünkü çok stresli bir döneme girdik. Hele hele önümüzdeki bölüm aman abi çok daha fena olacak. Daha dikkatli oynayıp burada galibiyete ulaşmak lazım. İlk yarı sona erdi. Lerin geçtin. Çek topu. Ver pasını abi. Taş tamam. Veremiyor ya işte. Enkudu falan da. Ne oluyor oğlum hocam faul? Nasıl faul yok? Al Lerin. Tamam. Can. Can uzaklardan bir şut attı. Çok kötü. Yapma be. Uzaklardan bir denemek istiyorum da işte. Az kadroyla denemek lazım. Yani şu an bu oyuncularla çok da şey değil. İyi gitmiyor şutlar. Şutları çok düşük çünkü oyuncuların. Biraz daha şut kastırmamız lazım onlara. Daha gelişecekler ya. Daha çok yol var önlerinde. Raşit Gezal. Gezal bomboş öne gidiyor. Hadi Osman. Osman geçtim içeri ama çok kötü pas geldi ya. Gezal. Daha güzel atabilirdin onu. Rıdvan bindirdi. Rıdvan. Tamam olsun. Vur oğlum Osman Beko. Hayır. Hayır nasıl dışarı attın? Abi tam 90'a yapıştırdı diye gördüm. Ya yapma be. Tam 90'a yapıştırdı sandım ya. Osman. Golünü attı ama. Maçı kazanmak için. Ya şu gol çok güzel olacaktı be. Öyle bir vurdu ki. Öyle bir vurdu ki. Tam 90'a yapıştırdı sandım ya. Tamam sıkıntı yok top bizde şimdi. Birileri. Oğlum var ya o golü atsaydık var ya. Osman tekrar. Şimdi çok güzel gördü bu arada işte. Kaldır Can'a. Can Bozdoğan lan yapmayın artık. Kaçırmayın. En sakala gel. Gel. Ah be Can. Of. Alex oyunu alsak mı? Bir dakika bakacağım. Montero çok yorgun. Montero çok yorgun işte defansta. Alex burada da Alex de çok yorgun abi. Hasic gel. Hasic gel abi. Hasic oynasın artık. 3 oyuncu değişiklik hakkımızı da kullandık. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Adama Traore geri döndük tamam. Popov. Sakala yeni girdin abi. Koş oraya. Koş 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 koş. Koş koş kapat önünü koş. Sakala koşmak ya. Hadi abi koşun abi biraz ya. Of. Of. Oha yapmayın. Kay. Oo penaltı. Aa yok. Aa eliyle engellemedim lan. Çaktırmayın susun. Susun çaktırmayın. Nasıl oğlum? Eliyle ya. Yok takım pas atamıyor ya. Gerçi pas sayımız eşit şu anda da. İsabetimiz de çok yüksek. Önünde kenara pas veremedi Gezal. Sakala koş biraz ya. Çok yavaşsın abi. Aşırı yavaşsın ya.
Tamam, ortaya döndüler. Ruben Ribeiro. Ama Diouf. Adam attı. Rari bomboş. Bomboş 2-2'yi buldular abi. Ay şu rotasyon gerçekten çok yordu ya. Oyuncularımız çok yoruldu abi. 2 günde bir maça çıkıyoruz ya. 2-2'yi yakaladılar. Yani iki stoperimiz de çok yorgun. Bir daha bakacağım. Montero özellikle çok yorulmuş. Takati kalmadı oyuncuların. Şuraya bak. Ve çok kolay geziyorlar. Montero da orada zaten pazara gidince bir daha toparlayamadı. 2-2. Hadi oğlum son dakika golü lan. Son dakika golü lan. Robinize. Offside. Offside. Hadi abi son dakikalar. Son dakikalar. Çabuk çabuk çabuk. Ver 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 çabuk. Yukarı. Ensakala. Ortaya bıraktı. Asic. Salih. Salih'ten Otoy Osman. Larinmiş. Ne Osman lan? Tamam. Larinmiş. Aşağı gördüm. Hayır oraya değil. Larin. Larin hadi be yapma ya. Oğlum aşağıyı görmüştüm ben. Nereye atıyorsun Larin ya? Yok anlaşamadık abi. 2-2 berabere kalıyoruz. Beraberlik çıkartmamız çok iyi oldu. Çünkü son dakikalarda çok düştük oyundan. Son 60'tan 70'ten sonra çok düştük. Aşırı düştük. Beraberlik bu maç için en iyi skor falandı ya. Oh bayağı zorlayıcı maçtı. Özellikle yarım kadroyla oynamak çok zor. Yarım kadroyla oynamasak bile oyuncular çok yoruldu. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Sporting maçı. 3 puan alarak tabii yorumumuza devam etmemiz lazım. İlk golünü attı ama işte o direkten dönmeseydi o top var ya. Galibiyet alacaktık. Kulübümüzde çok sayıda genç yetenek var. Bunları kullanmamız lazım. Laiç neden? Satıldı oğlum çünkü ya nasıl yani. Takım her şeyden önce gelir. Başka? Zor maç oldu. Hatayspor'un oyunu sizi şaşırttı mı diyor da ders çıkarıp gelişeceğiz diyelim. Çok da şaşırmadım. İyi oynamalarını bekliyordum zaten ama yakındı galibiyet ya. İki tane çok ucundan kaçırdık. Yakın kaçırdık. Atiba ne istiyormuş? Ha, transfer olursam olur diyor yani. Pjanić ne diyor? Oyunlar alındığı için kızgın biraz. Kondisyonunu korumalısın abi. Yapacak bir şey yok. Çok yorulunca. Oha. Oha. İngiltere Futbol Federasyonu bizim milli takımının başına geçirmek istiyormuş. Ve oyunda Türkiye yokmuş arkadaşlar bu sene. Onu ben başta görmüştüm ve sonradan unutmuştum. Onu söyleyenler de vardı. O yüzden bunu kabul ediyorum. İngiltere milli takımını yöneteceğiz. Sergen Yalçın olarak teklifi kabul et dedik. Ve bu bayağı iyi oldu. Oğlum Harry Kane'ler, Sancho'lar, Mancho'lar. Üf. Bu harbiden bayağı iyi oldu. Ne zaman? Gözüküyor mu? Almanya ve Çin mi o? Çin'le galiba maçımız var. Bir sonraki bölüm. Büyük ihtimalle Çin'e atlarız da Almanya maçını yaparız. O güzel olabilir. O şekilde hani bazı kolay maçlar atlarız tabii ki İngiltere olduğumuz için. Şimdi Dortmund 3 puan almış. Biz 3 puan aldık. Ajax'ı yendik. Ve şimdi Sporting maçımız var. Yap abi şunları. Sporting Lisbon maçı. 0 puanları var. Onlar tabii ki yenilmiş. 2 yıllık kiralamak istiyorlarmış. 1 yıllık olursa olur. Şöyle yetki ver diyeceğim. 1 yıllık abi. 1 yıllık tamam. Bir sene sonra gelsin yani. Çünkü ara dönem bir de gidecek. Şu an giderse. Bir sene sonra gelsin geri. Atiba çok mutsuz. Maaş istiyor. Oğlum. Hala parayı mı düşünüyorsun diyeceğim de şimdi Atiba'ya da çok bir şey demek istemiyorum. Yapacak bir şey yok ya. Sözleşmesi bitince gidecek. Çünkü sürekli düşüştü artık. 72, 71, 70 diye düşecek sürekli. Atiba'yı çok kullanmayacağız bu saatten sonra. Değeri meri de yok zaten artık. 39 yaşında yani. Çüş. Artık bu saatten sonra. Takımınız bir galibiyet daha alabilir mi? Takımın baskı altından kalkacak. Şu dönem çok zordu. Özellikle bu bölüm bayağı zorlandık. Kağıt üzerinde eşit gibisiniz diyor. İyi oynamaya odaklanacağız. Az kadro çıkmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak? Daha da iyi olabiliriz. Ajax'ı yendik. 3 puanımız var. Özellikle Dortmund Ajax maçından olası bir beraberlik bizi birinci bile yapabilir şu an için. Bakalım o maçta neler olacak? Şimdi oh be oğlum full kadro. Bir dakika hatta şey mi oynasa acaba? Osman mı oynasa? Osman çünkü golünü de attı. Bir topu da direkten döndü ama yorgun. Tamam. Tamam oynamasın o zaman. Sıkıntı yok. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi maçı full kadro sayılır. Batshuayi hariç. Sporting maçına gidiyoruz. Paulinho, Gonçar ve Sarabia var. Coates var. Santos.
Yani yenebileceğimizi düşünüyorum. Kendi evimizde İstanbul'da galibiyet almak çok önemli. Başlayalım bakalım. Bölümümüzün son maçında rakibimiz Sporting Şampiyonlar Ligi geri geldi ve geçen bölümde aldığımız galibiyetten sonra bu sefer rakibimiz Sporting. Buradan da 3 puan alırsak 6 puanla başlamış oluruz ki müthiş bir şey yapmış oluruz. 3 puan çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız bu maçta. Bakalım nasıl bir maç çıkartacağız ki? İyi oynamak çok önemli. Full kadro sayılırız. Bir tane eksiğimiz var sadece. Onun haricinde kadro tamam. Özellikle Trabzon maçındaki mağlubiyetten sonra ve Hatay beraberliğinden sonra bir tık iyi formumuz duraksadı ama Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak ayrı bir şey tabii ki. Şampiyonlar Ligi'mizi eşliğinde başlayalım bakalım. Haydi abi. Larin'in vuruşuyla başladık. Haydi Alex, artık 81 olmalısın. Senden de bir gol lazım. Uzaktan şutlarla falan. Haydi takım, haydi takım. Şampiyonlar Ligi bu, boru değil. Devam. Salih Uçan güzel engelledi. Devam. Enkudu bomboşsun. Enkudu kaçıyorsun. Larin attık. Olsun. Enkudu aldı şimdi. Pasını verdi. Bir vuruş. Pjanić hadi be. Kaleci kurtarıyor. Hadi be Pjanić ya. Çok güzel geldik hata. Çok hızlı geldik. Pjanić'in vuruşu. Hadi be üstüne vurmuş ya. Korner. Doğru. Korner kazandık. Hemen şöyle. Gel abi. Şurayı kullandık. Larin. Larin vuramadı. Şöyle ver. Gelişine Pjanić. Hadi be kaleci. Evet, kornerlerde artık o kadar iyi gol atamıyoruz. Çünkü Batshuayi'nin yokluğu çok kötü oldu. Larin orayı götüremiyor ya. Batshuayi böyle herkesin arasından çıkıp gol falan atıyordu. Onu artık yapamıyoruz. O özelliğimizi bir tık kaybettik. Montero aşağı doğru. Güzel. Ver abi. Alex dikkat çeken oyuncuymuş bu arada. Rozier. Bir daha. Adam omuz atıp aldı. Güzel. Salih. Şimdi ortaya doğru. Hadi be Alex ya. Pjanić atsaydın onu var ya. Süper olacaktı. Tamam Rozier. Offside. Güzel. Offside'mış. Ersin şimdi kullandı. Hemen şöyle ver. Bir daha. Aşağıya Rozier. Gezal. Gezal'dan ortaya. Pjanić. Şimdi Gezal'ı kaçırdı aradan. Raşit Gezal kaçıyorsun. Gezal. Girdin abi içeri doğru. Girdin içeri. Ver pasını abi korner. Hadi be çok geç kaldın. Adam da iyi kapattı. Kalecinin etrafını birik. Gel abi. Şöyle kullan. Tamam. Montero vurabilir mi? Adamlarda çok uzun boylu oyuncular var. O yüzden çok işe yaramıyor şu ana kadar taktik. Abi ne yapıyorsun? Nasıl yaptın onu ya? Baskı. Pres yapın, pres yapın. Çıkartmayın lan. Çıkartmayın be. Çıkartmazdık onu. Bir de baskı yap oraya. Arka taraf. Vur Rıdvan. Ne oldu oğlum? Gol yiyorduk. 2 saniyede gol yiyorduk. Şuraya bak. Çok fena sekti top. Ersin'in kafasından çıkıyor. Az kalsın gol yiyorduk. Rıdvan onu vurdurmasaydı çok daha güzel olacaktı. Korner kullanıldı. Montero. Çok güzel. Devam. Net olan yukarı. Pedro Gonçalves. Rıdvan kesemedi topu. Pjanić alıyor şimdi. Rıdvan. Aldın topu. Ver. Rıdvan ver artık. Ya üst üste düştüler. Bu ne? Faulmüş lan. Rıdvan'a faul yapılmış. Nuno Santos tekrar. Vida alamadı topu. Yapma be. Rozier kapat orayı. Vinagre. Rozier koş. Vida. Sendeyiz oğlum. Tamam Rozier ver oraya. Oğlum Vida. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sakatlandı. Yani sana ne oluyor oğlum? Of. Bir de sakatlanırsa çok kötü şeyler olabilir. İnşallah sakatlanmamıştır ama bir düştü gibi orada. İnşallah kötü bir şey olmaz ya. Çünkü harbiden baya baya kötü şeyler olabilir. Enkodu bomboşsun koş. Yardır Enkodu. Giriyorsun içeri doğru. Kaldır. La kaldır artık be. Ya bir de sakatlandı be abi. Necip gel. Of inşallah böyle aylarca sürmez ya. İnşallah birkaç hafta falandır da. 1-2 hafta bir şeydir. Aylarca olursa çok büyük gittik ya. Gerçekten çok büyük gideriz abi. Aylarca olursa defans hattımız çökebilir belki de. Alex hadi be. Hocam faul yok mu ya? Yok değil mi? Kapatın orayı Necip kapattın. Bomboş abi ya. Çok güzel. Uzaklaştır. Rozier. Bıraktı şimdi ileri doğru. Hadi be Salih. Alabilseydim var ya. Süper olacaktı. Yanlış baskı yaptın oraya. Kapatın orayı Necip.
İşte bu. Yani Vida'nın yokluğunda artık Necip'e falan güvenmeye çalışacağız. Nuno Santos. Evet, şu dakikalarda bayağı baskı kuruyorlar. İlk yarının son dakikaları. Necip yine. Necip'ten çok kritik müdahaleler. Salih. Enkudu bomboşsun. Enkudu koş oğlum. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Açtın ayağından. Enkudu. Çektin topu. Geçtin. Bir plase. Vur. Larin hadi be ya. Çok kötü. O, gol gol gol. Lan gol attık. Gol attık. Nasıl gol attık? Larin gol atıyor ama nasıl attık onu? Nasıl attık lan? Ben kaleciden çıkıp korner oldu sandım. Larin'in golüyle son dakikanın son dakikasında 1-0 öne geçiyoruz. Kaleci içeri aldı galiba. Bir dakika. Bir fake shot. Plase gönderdi olmadı. Oğlum ben burada dışarı çıktı sandım. Bakayım. Şut geliyor. Kaleci topu içeri almış. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Offside falan da yok herhalde orada. Kyle Larin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golü ilk maçında da atmıştı. Oh be. Oğlum 1-0 öne geçtik. Çok kritik maç. Vida'nın sakatlanması bizim için bir tık kötü oldu ama Necip şu ana kadar onun yerini telafi ediyor. Şimdi ikinci yarıda bir tane daha atıp maçı iyice kolaylamamız lazım. İyice böyle farkı açmamız gerekiyor. Vurur musun? Yok. Aha bizde mi? Çok güzel bizde top ama yine onlarda kaldı. Yapma be. Kapat kapat kapat. Koş aşağı Rıdvan. Yapma Rıdvan. Rıdvan onu yapmasaydın çok iyi olacaktı. Kapat orayı Montero. Bizde. Necip. Çok güzel. Pjanic. Pjanic. Kendin bir çık abi. Dribbling yap. Şimdi aşağıya gör. Enkudu'yu gör. Enkudu. Yardır oradan. Geçersin. Geçtin. Verdin pasını ortaya. Salih'ten yukarı. Pjanic. Pjanic aşağıya bıraktı. Alex hadi be. Kaleci kurtarıyor. Plase denedik ama korner. Olsun olsun olsun. Hemen şöyle. Kalecinin etrafını birik. Yakındaki gel. Şu taktiği bir daha deniyoruz. Larin. Roma şota. Böyle bir şeyler. Salih uçan ve gol. Bu taktik her türlü işe yarıyor. Bir de Batshuayi olsa siz düşünün. Salih uçanın golüyle 2-0 öne geçiyoruz. İlk maçta da kornerden golünü atmıştı. Yine kornerden attık. 2-0. Sporting karşısında öne geçiyoruz. Larin. Hadi be fena voley vurmuş bu arada. Harbiden fena voley vurmuş ama kalecinin üstüne gitmiş. Ah be. Harbiden çok fena voley vurmuş da. Kötü yere vurmuş. Salih Uçan kafa golünü yolluyor tabii. Boş kale sayılabilir artık. Kaleci çok ilerideydi. 2-0 bulmamız çok güzel oldu. İlk yarının sonunda, ikinci yarının başında. 2 gol. Bayağı temiz ya. Çok temiz abi. 2 maçta 1 gol. Şimdi yukarı. Takım bir canlandı bu arada. Takım harbiden canlandı. Şimdi kaçıyor Gezal. Gezal koşuyorsun. Gezal çektin. Bir plasa Gezal'dan. Hadi be oğlum. Çok yakındı lan. Çok yakındı. Raşit Gezal. Hadi be oğlum. Ay sıyırmış. Tam çatal sıyırmış. Şimdi birazdan Larin'i çıkartıp Osman alacağım. Ya da Osman dinlensin de Osman yorgundu zaten. Bir sonraki Süper Lig maçında Osman'la başlamış oluruz. Yorgun kalmasın çünkü. İkisi birden yorulacağına bari biri yorulsun da diğeri onu telafi eder. Hoş geldin. Geliyorlar geliyorlar. Kapat 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 kapat. O Montero. Hadi yapma. Ya oğlum. Of bomboş kaldılar ya. 2-1. Maç golü geçecek. Daha yarım saate yakın süre var. Ve Paulinho ile golü buluyorlar. Ah be abi ya. Montero ilk müdahaleyi yaptı şurada da. Bayağı boş yakalandık. Çok boş yakalandık. İkinci yetmiyor. Güzel yere vurmuş adam. Devam. Devam 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 devam. Hadi abi, bir gol daha bulalım. 3-1 yapalım. 3-1 yapmak lazım. Rıdvan'dan ortaya. Alex. Alex'den ortaya tekrardan. Pjanic. Pjanic geriye. Salih'ten Alex'e. Alex bıraktı. Şimdi Alex'in koşusu. Enkudu. O da olur. Enkudu gidiyorsun. Çok güzel geçtin. Kevin Enkudu. Enkudu verdi pasını. Boş kaleye. Larin ve gol. Bu kadar abi. Hızlı kanatlar ölümcül olabiliyor. Ve burada 3-1'i buluyoruz. Larin ikinci golünü attı. Ve toplamda 3-1'inci skoru bulduk. Skoru 3-1'e getirdik. 3-1'inci neyse. Enkudu yine hızını konuşturdu gerçekten. Çok güzel sarkıyor oraya. Tam 94 hızı var. Bunu da çok güzel kullanıyoruz. Larin'e boş kaleye bırakmak kalıyor. Artık onu da yapar zaten oradan.
ikinci golünü attı ve toplamda 3-1'e getirdik skoru. 3'ü bulmak çok önemliydi. Özellikle kendi evimizde şöyle bir galibiyet çok tatlı olur. Dur bakalım. Sonuçta hiçbir şey bitmedi. Her an gol yeme olasılığımız da olabileceği için biz yine de böyle gol atmaya odaklanalım. Necip. Çok güzel Necip. Lan çalım atacaktık hocam. Faul yok mu? Nasıl faul yok lan bu arada? Tam çalım atarken ayağımız kaldı. Enkodu bomboş. Koş abi. Koş 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 koş. Geçti. Larin. Gezdal kaçıyor. Raşit Gezdal. Pres pres pres. Bizde. Salih bıraktı. Enkodu vurdurmadılar. Yapma ya. Ayağından çaldılar topu. Salih geri koş. Ugarte'den aşağıya doğru. Ensakala kesemedi topu. Eska yiyor. Ugarte. Ensakala. Bayağı güzel kesti bu arada. Adam üstüne çek Ensakala. Alex koş. La Alex oğlum. Alex sen koşacaksın. Abi seçmiyor. Alex'in koşması lazımdı oraya. Bas bas bas. Pres yap pres yap. Yapın presi. Ya, aha. Ensakala kesti topu. Şimdi Gezal bomboş. Raşit Gezal. Gezal plasayı gönderdi olmadı. Free kick falan da yok. Oradan belki Pjanic'le. Ha Pjanic. Evet oyunda. Pjanic'le belki vurabilirdik oradan. Free kick olsaydı. Alex çok güzel geçtim bu arada. Oy hadi be lan. Çok güzel oynamıştı orayı. 2-3 çalım attı da. Devamı gelmedi. Kötü yerde kaldı sonradan. Hocam. Son atak. Evet offside'miz. Adam gol attı da offside'miz zaten. Ve burada maç bitiyor. 3-1 Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetimizi alıyoruz. Kendi evimizde Sporting'i mağlup ettik. Ve burada 6 puana yükseldik. 2'de 2. 2'de 2. Şu ana kadar mükemmel gidiyoruz. Topa sahip olma, şutlar, her şey çok üstünüz. Hatta şutlarda bayağı bir üstünlüğümüz var. Enkudu'nun özellikle hızını çok güzel kullanıyoruz. Liverpool beraber kalmış, Dortmund yenmiş. Şu an için gruptan çıkmamız bayağı bir kolay oldu. Kolaylaştı. Ajax 0 puan, Sporting 0 puan. 6 puan biz, 6 puan Dortmund. Bayağı iyi şu an. 5 gün. 5 gün dedi değil mi? Galiba 5 gün dedi, sıkıntı yok. 5 günse sıkıntı yok abi. Vida'nın sakatlığı çünkü çok tehlikeli bir şey de olabilir. Hani şu anlık Necip oynuyor orada da. Çok daha kötü olabilir yani. Altyapıdan şöyle bir tane de stoper çıkartırsak mükemmel olur. Özellikle kaleci çıkarttık. O kaleci işe yarar. Ne kadar abi? 5 gün değil mi? Tamam omzunda zedelenme ya. Bir şey yok. Omzunda zedelenme. Kırık çıkık olmasın da. Ya Atiba. Bir şey demeyeceğim sana ya. Hala maaş istiyorsun oğlum. 38 yaşındasın. Ne maaşı ya? Bırakacaksın zaten artık. Bırak yani futbolu. Ne bu? Aa İngiltere milli takımının şeyi varmış. Dostluk maçı. Oğlum kadroya bak. Kyle Walker, Alexander Arnold, Maguire, Shaw, Stones, Joe Gomez, Sancho, Rashford, Phil Foden, Mason Mount, Madison, Harry Kane, Sterling, Vardy, Calvert-Lewin. Kadroyu kaydet abi. Hiç şeye gerek yok ya. Başka oyuncu almaya gerek yok. İngiltere milli takımı ne böyle ya? Hatay Spor'un 19 puanı var. Bizim 19 puanımız var. Gençler kadrosu aylık raporu. Bakalım. Potansiyelleri değişmiş mi? Ya bu şekilde. Şimdi puan durumu şöyle bir son kez bakalım. 19 puan Hatay Spor. Eşit puandayız biz de Hatay Spor'la. 19. Arkamızda diğerleri 16 puanla gidiyor. Yani şu an Hatay Spor'la bir yarışımız var. Onun haricinde sıkıntı yok. Derken berabere kaldılar. Trabzon yendi. Alanya maçını yenerek tekrardan yükselmemiz lazım. Şimdi bir sonraki bölüm Alanya maçıyla başlıyoruz. Ondan sonra Çin maçını atlarız İngiltere ile. Şu İngiltere milli takımı merak ettiğim için bir Almanya maçını yapalım. Dostluk maçı olsa da yapalım onu. Zor maç olacak çünkü. Keyifli maç olabilir. Ondan sonra Göztepe ve Dortmund yaparız. Bir sonraki bölüm de zor. Alanya artı Almanya ve Dortmund bayağı zor. Antalya, Giresun, Konya ve Dortmund tekrardan. Ukrayna, Hollanda falan var. Evet yine normal Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarımız devam edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.